Sen buraya doğru lütfen. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin genel başkanlarını, yöneticilerini ziyaret ederek Türkiye'de anayasa yapım süreciyle ilgili görüşlerini almak için bugün ilk görüşmeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey ile gerçekleştirdik. Sürece ilişkin bendeniz nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiği fikrini ifade ettim. Başından itibaren bu konu gündeme geldiğinde benim dikkat ettiğim husus içerikle ilgili şimdiye kadar bir cümle, yani anayasanın içeriğiyle ilgili bir cümle konuşmadım. Çünkü biliyoruz ki usul esasında mukaddemdir. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede yine bir başka temel kural ise partilerin anayasaları olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa milletin anayasasıdır ve parlamentoda başından beri söylediğimiz oluşabilecek en yüksek konsensusla, yani mümkünse 400'ün çok üstünde bir ittifakla bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın. Bu anlamda toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiğimiz bir sürecin toplumsal yarılma ve toplumsal kamplaşma vesilesi haline getirilmemesi için de azami dikkat göstermemiz gerekir. Bu çerçevede çok benim açımdan da son derece verimli, yapıcı bir görüşme oldu. Sayın Genel Başkan da görüşlerini çok açık bir şekilde ifade etti. Bundan sonra diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Eğer gerçekleştirebilirsek en kısa süre içerisinde, örneğin Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini gerçek almak isteriz ve ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene meclis açıldığında müzakere ortamı başlar ve sonrasındaki dönemde de inşallah usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu parlamentonun şöyle bir özelliği var. Bunu özellikle altını çizmek isterim. Bu parlamento Türkiye'de uzun yıllar içerisinde temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Yaklaşık halkımızın verdiği oyların %95'i bugünkü parlamentoda, son seçimde verdiği oyların %95'i parlamentoda temsil ediliyor. Partilerin bir kısmının grupları var, bir kısmının grupları yok. Burada çok sayıda partinin var olması Türkiye'nin demokratik bir tartışma zeminini kuvvetlendirmesi bakımından da önemlidir. İfade ettiğim gibi diğer partilerden de, grubu olmayan partilerin de görüşlerini alacağız. Ama anayasa yapım meselesi, evet, kararı meclis verecektir. Bu meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yani bu meclis kurucu meclis değildir, anayasa yapmaz yapamaz gibi görüşlerin gerçekten doğru olmadığını, demokratik olmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Ama sadece tabii ki burada oyları, milletvekillerimizin oylarıyla anayasa yapılacak ya da yapılamayacak. Ama sonuçta bu süreçte sadece siyasi partilerin değil, toplum kesimlerinin, üniversitelerin, işte hukuk camiasının, sivil toplum kuruluşlarının farklı kesimlerinde görüşlerini alacağımız iyi yönetilmiş bir süreci inşallah olgunlaştırırız. Sonuçta nasıl mecliste bu işin müzakeresiyle ilgili oluşacak komisyonun şekli, yöntemi, bunları da yine partilerle uzlaşı içerisinde belirleyip bir sonuca ulaşacağız. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Millet adına hep ifade ettik, Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk meclisi 28. dönem. Bu önümüzdeki döneme ilişkin milletin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek bir imkana kavuşmamayı ümit ediyoruz. Ve bu süreç içerisinde yapıcı bir diyaloğu bütün siyasi partilerimizle sürdürerek yol almaya çalışacağız. Ben tekrar Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte başka vesilelerle de görüşeceğiz. Değerli arkadaşlar, Sayın Meclis Başkanımızı bugün ağırladık. Ben kendisinin meclis başkanlığına aday olduğu günden itibaren kendisinin diyaloğa açık tutumundan dolayı her zaman görüşebileceğimizi, her konuyu görüşebileceğimizi söylemiştim. Ve bugün de bir ziyaret yaparak bizlerle
görüşlerini paylaştı. Tabii kendisiyle de paylaştığım konulara açıkça, zaten kendisi de açık bir müzakere ortamı olması gerektiğini söylemişti. Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış, sorumluluğunun farkında olan bir partiyiz. Ve siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Bugün insanların yoksulluk gibi, açlık gibi, işsizlik gibi, güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir? Onu bir tartmak lazım. Prensip olarak ben partinin genel başkanı olsam da partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan bir cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasi anlayışına ve kendimizin yönetim anlayışına uygun görmem. Sayın Başkan'ın bugün yaptığı değerlendirmeleri, başta Merkez Yönetim Kurulumuz olmak üzere partinin yetkili organlarıyla ve grubumuzla değerlendireceğiz. Ancak şunu ifade etmek isterim. Sayın Başkan'a da söyledim. Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni bir elbise alalım, giyeceksek alalım. Giymemek üzere yeni elbise alınır mı? Biz anayasaya uyacaksak anayasayı değiştirelim. En iyisini yapalım, sonra yine uymayalım. Geçen sefer de iyisini yaptınız. Bu sözün başkana ait olmadığını herkes bilsin. Geçen sefer de iyisi yapıldı. Ama yapılan o anayasaya uyulmadı, uyulmuyor. Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Vatandaşın sorunlarıyla ilgili de söyleyeceğim şudur. Anayasa tartışmaları daha önce de yaşandı. Siyasetin üzerine bir sis olarak çöküp de diğer meseleleri görünmez kılıyorsa burada vatandaşın menfaati olmaz. Bugün sorun yoksulluk, işsizlik ve yüksek artan fiyatlar, yüksek enflasyon ve insanların yoksullaşmasıyken biz anayasa konuşup bir sis indirip bu sorunları görünmez kılıyorsak biz vatandaşın mesajını alamamış oluruz. O açıdan yarın Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşme de benim önem atfettiğim bir görüşmedir. Eğer bir şeyin yenisini alacaksak, kullanacaksak alınır. Anayasa yapacaksak, uyacaksak yapılır. Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? Bu hassasiyetlerimizi Sayın Başkan'a ben de açıklıkla ifade ettim. Ama burası parlamento, konuşulan yerdir. Siyasiler el sıkışmazsa siyaset düşmanları, demokrasi düşmanları el ovuşturmaya başlar. O yüzden el sıkışılacak, müzakere edilecek ama sorumlu olduğumuz kitleler içinde mücadele edilecek. Bizim anlayışımız bu. O açıdan bugün Sayın Başkan'la sizin de önünüzde, içeride de el sıkıştık. Bu el sıkışma demokrasiye inananların yapması gereken bir şey. Bizler el sıkışmadıkça demokrasi düşmanları avuçlarını, ellerini ovuştururlar. Onlara gün doğar. Siyasi tarihimiz bunların bedelleriyle doludur. O açıdan bu diyalog zeminini önemsediğimizi de ifade etmek isterim.